İsmail Saymaz, 23 Mayıs 2022, Halk HalkTV.com.tr Kılıçdaroğlu, CHP'nin gayri resmi cumhurbaşkanı adayı. İlk geçen yıl 4 Aralık'ta Mersin'de yapılan Milletin Sesi mitinginin ikincisi Bursa'da düzenlenecekti. İhtimaldir ki bölgesel nitelikte bir etkinlik olacaktı. Fakat Kılıçdaroğlu açısından tarihin akışını hızlandıran iki gelişme yaşandı. Bir, Cumhurbaşkanı adaylığı yoklaması için Doğu Karadeniz gezisine çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsü Artvin Rize Trabzon Karayolu'nda siyasi şarampole yuvarlandı. 2. Kaftancıoğlu'nun cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onandı. Kılıçdaroğlu akıllıca bir hamleyle mitingi İstanbul'a kaydırarak partisinin örgütlerini harekete geçirdi. Yarım milyon insan Maltepe'de toplandı. Kürsüde Kılıçdaroğlu'nun iki elini yana açmış haldeki bir fotoğrafı ve milletin sesi yazısı vardı. Miting başlamadan önce buluşmanın Kaftancıoğlu için özel tasarlandığını düşünmüştüm, yanılmışım. Yanlış anlaşılmasın Kaftancıoğlu'ndan övgüyle söz edildi. Kaftancıoğlu CHP'lileri selamladı da. Fakat bütün hazırlıklar Kılıçdaroğlu içindi. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Türkiye'yi zifiri karanlığa sürüklemek, insanları korkuyla sindirmek isteyenlerden söz etti. Bunlar korku iklimi aparatlarıydı. Kimler miydi? Kılıçdaroğlu iktidarı oluşturan cepheyi şöyle tarif etti. Siyasallaşmış yargı, mafya, uyuşturucu kaçakçıları, uyuşturucu baronları, paramiliter yapılar, beşli çeteler, yandaş medya ve beslemeleri, troll ağları, insan ve silah kaçakçıları, hepsi ama hepsi birlikte çalışıyor. Bunların tek bir amacı var: korku iklimi yaratmak ve bu iklimden yararlanmak. Kılıçdaroğlu, harami düzenine benzettiği iktidara karşı, neye inandığımız, geçmişte hangi partiyi desteklediğimiz önemli değil diyerek dindarı, dinsizi, sofusu, sufisi dahil herkesi mücadeleye çağırdı. Genç muhafazakarlara özel olarak seslendi. Ve kritik cümle geldi. Dostlarım, ve ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim. Bu sözleri en azından CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu ortaya koyuyor. Mitingde Halk TV'nin özel yayınına katılan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu milletin sesi ifadesiyle Cumhurbaşkanı adaylığını kastediyor demem üzerine beni doğrulayarak CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu dedi. Kılıçdaroğlu adaylığını Millet İttifakı'nın önüne getirdiğinde İyi Parti'nin olmaz diyeceğini sanmıyorum. Akşener, CHP'nin 2018'de 15 milletvekili transfer etmesinden kaynaklı siyasi borcu bu şekilde kapatmak isteyecektir. Demokrat Parti de Kılıçdaroğlu'na destek verecektir. Ancak Altılı Masa'nın 3 muhafazakar sakini Saadet, Gelecek ve Deva ilk turda ayrı hareket edebilir. Alevi'ye oy vermezler mi? Kılıçdaroğlu'nun aday adaylığı iki kritik tartışmayı beraberinde getiriyor. Bunlardan ilki Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasından ötürü seçimi kazanamayacağı varsayımı. AK Parti'nin ima etmekten bile çekindiği iddiayı Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık gündeme taşıdı kuşkusuz şıkın alevi fobisi olabileceği düşünülemez. Kuşkusuz şık da AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı kampanyasını mezhep karşıtlığını oturtacağından endişeleniyor ve kaygılanmakta hiç haksız değil. Geçmiş tecrübelerden biliyoruz ki Erdoğan illaki biliyorsunuz Bay Kemal Alevi diyecektir. Zaten şık kullandığı ifadeler için temkin uyarısı diyor. Bürokraside Alevilere yönelik kurumsal bir ayrımcılık ve bağnaz kesimlerde yerleşik nefretin olduğu reddedilemez. Ancak halkın çoğunluğunun sünni olmasını veri kabul ederek adayın Alevi olmaması gerektiği önerisi bu görüşe sahip olduğu bilinen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu tarafından bile açıkça dillendirilmedi. Seçimi kazanmak için ileri sürülen en düzen içi önerinin Türkiye İşçi Partisi gibi düzen değişikliğini amaçlayan partinin milletvekilinden gelmesi insanı şaşırtıyor. Bu bakışa göre halkın erkek egemen olmasından ötürü kadınların çoğunluk Türklerden oluştuğu için Kürtler, Araplar veya Çerkeslerin aday olmaması gerektiği de pekala savunulabilir. Bu kabul edilemez. Kaldı ki halkın Alevi'ye oy vermeyeceği varsayımı doğrulanmış değildir. Hali hazırda iki büyük şehir İstanbul'da 6 ilçe Alevi başkanlarca yönetiliyor. İlginçtir bu tartışma sünni çoğunluk içerisinde değil ağırlıklı olarak solda ve Aleviler arasında yapılıyor. Kılıçdaroğlu'na Alevi diye oy vermeyecek bağnazlıktaki bir seçmen sanıyor musunuz ki sünni olduğu için CHP adayına oy atar? Böyle olsaydı cuma namazlarını aksatmayan Deniz Baykal iktidara gelirdi. Seçmenin softası Evliyaullah'tan aday gösterse de CHP'ye mühür basmaz. Muhafazakar kimliğiyle bilinen MAK araştırmanın sahibi Mehmet Ali Kulat, 30 yaş altı seçmende mezhebin kayda değer etki yaratmadığını anlatıyor. Kulat'a göre büyük şehirlere ve batıya doğru geldikçe mezhepler etkisini yitiriyor. Kulat, önümüzdeki seçimde adayın Alevi olması kayda değer negatif bir sonuç doğurmaz. Bu daha ziyade CHP'de Kılıçdaroğlu'nu istemeyenlerin söylemi diyor. Peki Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilecek nitelikte bir aday mı? Esasen Kılıçdaroğlu'nun mezhebinden çok seçimi kazanacak vasıfta olup olmadığı önem taşıyor. Metropol'ün geçen ayki araştırmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan karşısında daha şanslı oldukları görülüyor. Yavaş ikinci tura kaldığında %53.9 ile kazanıyor. Erdoğan ise %36.5 alıyor. Arada 17 puan fark var. İmamoğlu %49.7 alırken Erdoğan %40'ta kalıyor. Kılıçdaroğlu ise ancak %43.3'e ulaşıyor. Erdoğan'ı bir puan geçebiliyor. Kararsızlar yüzde 13.5. Ancak Kılıçdaroğlu'nun HDP'lilerin desteğini alacağını da hatırda tutmak gerekiyor. Kazanamaz mı? Hayır kazanma ihtimali var. Fakat Yavaş ve İmamoğlu kadar şanslı değil. Üstelik Erdoğan da Kılıçdaroğlu ile yarışmayı arzu ediyor. Ya aday olacak ya adayı seçecek. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının somutlaşmasıyla üzerindeki toplumsal baskı kaçınılmaz olarak artacak. Şimdiden açık ara önde görünen Yavaş ve İmamoğlu'nun aday gösterilmesi gerektiği, aksi takdirde Erdoğan'ın kazanabileceği ileri sürülüyor. Bu baskı son kertede Kılıçdaroğlu'nun kararını gözden geçirmesine yol açabilir. İki ihtimal var. Kılıçdaroğlu yüksek ihtimalle Cumhurbaşkanı adayı olacak ya da Cumhurbaşkanı adayını Kılıçdaroğlu seçecek. サイマス。